Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine yeni bir versiyonla karşınızdayız. Biliyorsunuz bizde versiyondan bol bir şey yok. Konu anlatımlarımızın kısa, uzun, özet, ekspres ve genel tekrar versiyonlarını yaptık. En son açık uçlu sorular versiyonu yaptık. Bu da bu kez bilgi kartları versiyonumuz. Bu versiyonda da arkadaşlar yine İslamiyet öncesi Türk tarihinden başlayarak önemli noktaları kısa notlar halinde vereceğiz. Bir yerde işte bu açık uçlu soruların tamamlanmış şekli gibi düşünebilirsiniz. Başlıyoruz. Türk adı ilk kez Çin'in çoğu sülalesinin yıllığında geçiyor arkadaşlar. Ki biliyorsunuz Türklerin ilk dönemleri yazılı değil. Türklerle ilgili ilk bilgiler Doğu'da, Orta Asya'da Çin kaynaklarından elde ediliyor. Tabi batıya doğru geldiğimizde bunlara Roma, Bizans kaynakları da ekleniyor. Bir diğer notumuz, Orta Asya'daki ırmaklar, yine sorularda görebileceğiniz, gördüğünüz isimler. İrtiş, Orhun, Selanga, Amudarya, Siriderya ki Orhun biliyorsunuz hemen Orhun abidelerini de bize çağrıştıran bir nokta. Bir diğeri İskitler. Evet, İskitler biliyorsunuz tarihte bilinen ilk Türk boyu, ilk Türk topluluğu olma özelliğine sahip. İşte Alp Ertunga, Tomris Hatun ki ilklerine baktığımızda ilk atı evcilleştiren, ilk göç eden, ilk balbal örneklerini veren, ilk tekerlekli işte at arabalarını kullanan Türk topluluğudur ki Mustafa Kemal'in de araştırılmasını istediği Türk boyudur arkadaşlar. Biz genelde işte bir şeyin ilki her şeyin ilkidir diyoruz. Şimdi İskitler bilinen ilk Türk topluluğu olduğuna göre Türk tarihine ait pek çok ilk de onlara ait. Mesela ilk kurganlar, işte Alp Ertunga, Şu Destanı, işte ilk destanlar gibi ilklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğerine geçelim. Yine İskitlerle ilgili bir bilgi. Günümüzdeki Yakut Türklerinin ataları İskitlerdir. Bunu da ifade etmiş olalım. Bir diğeri Çin Seddi. İmparator Qin Shi Huang, herhalde böyle okunuyor. En azından Huang kısmı doğru. Tarafından yapılmıştır. Tabi sonradan eklemeler de yapılıyor. Ming Hanedanlığı yine son şeklini veriyor. Ki gördüyseniz nereye kadar gidiyor? Denizin içine kadar gidiyor. Nasıl bir Joseph durumuysa artık Türk akınlarını durdurmak amacıyla yapılan Çin Seddi denizin içine kadar gidiyor. Asya Hun hükümdarı Teoman oğlu Metan'ı Yüeçilere esir olarak vermiş. Esaretten kurtulan Metan tahtı babası Teoman'dan mücadele yolu ile almıştır arkadaşlar. Bu da yine Metan'la ilgili önemli bir bilgi biliyorsunuz. Metan dedik mi Asya Hunlarının en parlak dönemi, ilk düzenli ordu, Çin'i otorite altına alma, vergi yoluyla kendine bağlama ama asimile olmasın diye Türklerin Çin'e yerleşmesini izin vermeme gibi çok çok baba özelliklere sahip. Ki Teoman'da biliyorsunuz Asya Hunlarının bilinen ilk hükümdarı. Asya Hunları da Türk tarihinde bilinen ilk Türk devleti. Hatta Orta Asya'da tüm Türkleri tek bayrak altında, tek bir çatı altında toplayan ilk Türk devleti olarak da adlandırılıyor. Bir diğeri, evet, Asya Hunlarının başına Mete'den sonra oğlu Kiyok geçmiştir. Devlet zayıflamaya başlamıştır. İşte Çinli prenseslerle evlenme adeti, işte onların casus gibi çalışması Mete'den sonra devletin zayıflamasına yol açacak ki arkadaşlar bir Türk devleti en parlak dönemini yaşadıktan sonra, yani en parlak hükümdar Metehan ya da ne bileyim Göktürklerde en parlak dönem Mukan Kağan dedikten sonraki süreç genelde zayıflama ve yıkılış süreci oluyor. Bir diğeri, evet bu da çok baba bir bilgi, Türk tarihinde Osmanlı'dan sonra en uzun süreli hanedanlık Hunlardadır. Tabii ki hanedanlık olarak önemlidir.
Osmanoğulları da biliyorsunuz 600 yıllık bir hanedanlık süreci var. Asya Hunlarında 400 yıl civarı olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Avrupa'ya at koşum takımlarını, atları eğerlemeyi, pantolon, ceketi Hunlar öğretmişler. Zaten mantıklı. Şimdi Avrupa'ya ilk Türk göçü neydi? Kavimler göçü. Ve kavimler göçünü kim yaptı? Hunlar. Bunları kim öğretecek? Hunlar öğretecektir arkadaşlar. Avrupa'yı medeniyleştirmiştir Hunlar. Yine bu noktalarda. Bir diğeri, Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu Balamir, en parlak dönem ise Tanrı'nın kırbacı ya da kamçısı olarak adlandırılan Attila olmuştur. Ki Attila Avrupa kaynaklarında işte Tanrı kimi kızdıysa üzerine Attila'yı yollar şeklinde de yorumlanmaktadır. Gene gurur verici bir isimdir Türk tarihinde Attila. Attila da denir, Attila da denir. Yani iki türlü de söyleniyor, Türkçe'de yazılıyor. Avrupa Hun Hakanı Ulduz döneminde Anadolu'ya ilk Türk akınları başlamıştır. Arkadaşlar hep söylüyoruz, Anadolu'ya ilk akınları yapanlar Hunlardır. Peki hangi Hunlardır? Avrupa'daki Hunlardır mantığıken. Hangi Hun Hakanı dönemidir? Ulduz. Ulduz arkadaşlar Attila'dan öndedir. Bir tık öndeki hükümdardır. Onu da belirtmiş olalım. Evet, Attila'nın ünvanları. Tanrı'nın kırbacı kamçısı. İşte Alman destanının Nibelungen'de Etzel diye geçer. Babacık, Atli, Attala, cesur kavimlerin efendisi. Değil mi? Çok havalı bir isim. Yüzüklerin efendisi gibi. Cesur kavimlerin efendisi. Onları itaat altına alan adam. Gayet hoş. Attila Bizans ile Margus ve Anatolios antlaşmalarını yapar. Bizans'a üstünlüğünü kabul ettirir. Ulan der, Hun kaçaklarını saklama, bana vergi öde, kendisine Bizans'ı bağlamıştır arkadaşlar. Attila'nın bir de Batı Roma seferi vardır. Meşhur İtalya seferi vardır. Vazgeçiren Papa 1. Leon olmuştur. İşte rica mektubu yazdığı, hatta Attila'yı yolda karşıladı. Hatta Attila'nın ayaklarını bile yıkadığı, ki bununla ilgili bir parşömen bulunmuştu yanlış hatırlamıyor isem. Evet arkadaşlar, gene başa döndük. Böylece bilgi kartları versiyonumuzun ilk videosunu da bitirmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.